aklın darmadağın, bizi mi buldu ayrılık? İnan bir sebebi var sana bu anlatılanların. Bitirmeye karar vermişsin. Çok üzülmüş, incinmişsin. En yakınlarından duyuyorum, hep ölüyorum. Aşka tövbe edip tekrar sevemezmişsin. Bir şey koptu, kopuyor sana içimden. Hasretin yoruyor her gün beterim ben. Bu kadar mı zor? Kal gitme demek. Sen hiç böyle yapmazdın eskiden. Bir şey koptu, kopuyor sana içimden. Hasretin yoruyor her gün beterim ben. Bu kadar mı zor? Kal gitme demek. Sen hiç böyle yapmazdın eskiden. Aklım darmadağın, bizi mi buldu ayrılık? İnan bir sebebi var sana bu anlatılanların. Bitirmeye karar vermişsin. Çok üzülmüş, incinmişsin. En yakınlarından duyuyorum, hep ölüyorum. Aşka tövbe edip tekrar sevemez misin? Bir şey koptu, kopuyor sana içimden. Hasretin yoruyor her gün beterim ben. Bu kadar mı zor? Kal gitme demek. Sen hiç böyle yapmazdın eskiden. Kopuyor sana içimden. Hasretin yoruyor her gün beterim ben. Bu kadar mı zor? Kal gitme demek. Sen hiç böyle yapmazdın eskiden. Buyurun lütfen. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhaba. Günaydın sevgili seyirciler. Hayat Tadında programına hoş geldiniz. Özgün'ün şahane sesiyle açtık bugün programımızı. Harika şarkısıyla açtık. Efendim biz bugün programımızda müzikten, sanattan söz edeceğiz. Sanatın olduğu yerde de güzellik var, mutluluk var. Ama bugün konu edeceğimiz şey... Ayrı bir güzellik taşıyor. Kalbe dokunan ayrı bir yanı var. Müsaade ederseniz önce konuklarımla sizi tanıştırayım. Ondan sonra sohbetimize başlayalım. Efendim konuklarım Özgün, az önce güzel sesini dinledik birlikte, sanatçı ve oyuncu yönetmen Kemal Başar. Hoş geldiniz. Yeniden günaydın. Hoş bulduk. Ne güzel sizinle olmak bir pazar sabahında. Teşekkürler, aynı şekilde. Şimdi sizinle Gözlerin Ardında müzikalini konuşmak için toplanmış bulunuyoruz. Fakat bu herhangi bir müzikal değil. Bunun aslına bakarsanız hem kalbe dokunan bir yanı hem de bana kalırsa biraz da bir sosyal sorumluluk projesi yanı var.
diye düşünürüm ben baktığım zaman. Kemal Bey siz ne dersiniz? Teşekkür ederim. Öyle düşündüğünüz için çok incesiniz. Seyirciyi görmeden sonucu bilemeyiz elbette. Gözlerin ardında benim seneler önce, 20-21 sene kadar önce yazarı bana bu bir öyküydü. Metni verdi. Okudum. Bir İsrailli yazar. Evet, İsrailli Navas Emel oldukça ünlü çocuk odaklı evet. romanların ve öykülerin yazarı. Ben bu öyküyü bir Romanya'da bir tiyatro benimle çalışmak istiyordu. Hemen onlara verdim. 20. sezonunda şu anda Romanya'da. 20. sezonunda Romanya'da devam oynuyor. Ediyor. Evet. Sonra metni aldım getirdim. Şirin Gener çevirdi metni. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yaptım ondan 13-14 sene sonra. Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaki 6 sezon oynadı. Sayın Erdoğan başbakanken başbakanlık farkındalık ödülü verdiler ki ödüllerin içindeki en değerlisiydi benim için. Peki neden farkındalık ödülü aldı? Konu neydi, neyi anlatıyor? Down sendromu. Odaklı bir oyun bu da. Down sendromlu çocuğu olduktan sonra eşi dahil herkes tarafından bırakılan aydın, ressam bir annenin durumunu evet. anlatıyor. İkinci çocuğu Down sendromlu olduktan sonra. Bu yani, bir dramatik metin. Bu müzikal aslında bu konunun, bu oyunun üçüncü kez sahneye konuşu ama burada bambaşka bir hali var. O bambaşka taraflarından bir tanesi Özgün, Özgün kuşkusuz. Bizim en önemli. Mutlaka. Şimdi Özgün nasıl dahil olduğu konuya onu bir Özgün'den dinlemek isterim. Sizin ama eskiden beri bir tanışıklığınız var tabii bildiğim kadarıyla. Evet. Çok evet. eski bizim abi kardeşliğimiz. Evet. Yıllar içinde hep bir araya geliriz, görüşürüz, konuşuruz daha Ankara'larda. Hep bir şeyler yapalım. Kemal abiyle her sene, her sezon böyle işte bir şey yapalım. Ne yapabiliriz abi? Bizim bir de benim bir ortağım var. Sevgili Tolga. Tolga da Kemal abinin çok eski arkadaşı. Evet. Biz aslında o birazcık o vasıtayla tanıştık. Her ne kadar okullarımız falan aslında aynı olsa da. Ondan sonra bu sezon başında da... Özgün çok özür dilerim. Var mı daha önceden bir oyunculuk deneyimi, herhangi bir vallahi, bu alanda çalışma? 30'a yakın klibim var. Oyunculuk sayarsanız diyorsunuz. Yani birazcık onlar var. Onun dışında da 2-3 dizide konuk oyunculuk yaptım. Ama tabii bunlar ısındırma turları gibi bir şeydi. Yani çok ufak şeylerdi. Kemal abiyle konuşurken oyundan bahsetti. Tabii oyunun hikayesi özellikle Ediz'in doğumundan sonra bizim de hayatımızın temeline oturan bu Down sendromu ve bu durumun artık ülkemizde özellikle insanlara biz anlatılmasını, bunun bir hastalık olmadığını, bir genetik farklılık olduğundan başlayan bu durumu insanlara birazcık daha iyi duyurabileceğimin farkına vardım bu oyunla birlikte. Evet. Çünkü ben hep onu söyledim yıllardırca kendime. Yani ben bu dünyaya sadece şarkı söylemek için gelmiş olamam. Hani benim bu dünyadaki ya da onun için gelsem bile başka bir şeyler yapmam lazım. Tekrar Ediz'in doğumuyla birlikte artık ne yapmam gerektiğini bir kere çok iyi farkına vardım. Bu oyunda öyküsünü anlatınca Kemal abi tam benlik bir durumdu. Yani hikayesi bizim yaşamımızı anlatıyor. Bugüne kadar bu öykünün içinde bir müzikli bir durum yoktu. Kemal abi onu anlattı. Dedi ki böyle bir şey tasarlıyorum. Sen ve orkestran bu oyunun içinde olacak. Senin çok güzel balatların var, çok güzel şarkıların var. Bunu bir şekilde biz bu oyunun içine adapte edeceğiz. Seni de bu hikayeye dahil edeceğiz dedi. Ben tabii çok heyecanlandım. Onun üstüne detayları aslında konuşmaya başladık. Aslında oyun bildiğim kadarıyla tek kişilik bir oyun değil mi? Tek kişilik oyun ama bizim şimdi tasarladığımız o değil. Özgün oyunun başrolü. Özgün'ün en önemli özelliği alçak gönüllülüğüdür. Özgün'ün kıymetini ben çok iyi biliyorum eskiden beri. Özgün'deki oyunculuk nosyonu da çok fazla. Görenler bilirler. Sahnede görülecek zaten ne kadar evet. iyi olduğu. Bu bir konser tiyatro projesi gibi bir proje. Kitlelere ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu kapsamda da çok yapılan bir şey değil herhalde Kemal Bey değil ben mi? Ben pek dünyada da görmedim böyle bir şey. Evet. İşte yapıyoruz cahil cüretiyle. İnşallah göreceğiz, izleyeceğiz ve eminim çok keyifli bir şeyle karşılaşacağız. Diğer oyuncu
Eda Kandulu. Evet. O da Gözlerin Ardında Tiyatro Keyfi'nin bir projesi. Tiyatro Keyfi, Doktor Cüneyt Arkan'la Frankfurt'ta yaşayan, benim kurduğum bir uluslararası şirket Emma Art'ın en önemli markası. Hı hı. Tiyatro Keyfi. Tiyatro Keyfi'nin son gösterişli projesi. Biz aynı zamanda çok ustalarla kendi yetiştirdiğimiz oyuncuları birleştiriyoruz. Eda bizim yetiştirdiğimiz bir oyuncu. Hı hı. Onun da ne kadar iyi olduğunu, nasıl hazır olduğunu İstanbul seyircisi görecek. İkisi sahnelere çok alışık Özgün'le o bambaşka bir konsepte bir şaryo, yani tren yolu, üstünde bir büyük bir kuş kafesi, onun içinde sıkışmış bir kadın, etrafında orkestra, bir rock sahnesi gibi sisler, şeyler falan, müthiş ışıklar. Bunlarla çok çarpıcı bir şekilde, umuyorum tabii seyirciyi görmeden bilemem, tekrar söyleyeyim. Çarpıcı bir şekilde Özgün'ün dediği gibi Down sendromunun aslında bir farkındalık olduğunu, toplumun evet. O insanlarla çok kolay entegre olabileceğini, aslında bizim kendimizi sorgulamamız gerektiğini. Hı hı. Çünkü sonsuz iyi, her zaman iyilik peşinde, sizi hep seven insanlardan toplum ancak yararlanır. Ama bilinçsiz olunca toplum, evet, onları başka bir yere koy. Sadece bir farklılık, evet, herhangi bir şey değil. Sizin oğlunuz Ediz 2,5 yaşında mı? 2,5, 3'e doğru yaklaşıyor. 3'e doğru yaklaşıyor. Hızla Down yaklaşıyor. Sendromlu. Evet. Evet. Ve siz onun doğumundan bu yana aslına bakarsanız, yani biz Özgün'ü sanatçı Özgün olarak zaten tanıyor ve seviyorduk. Ama bence Ediz sizin ününüzü artırdı. Şimdi siz Ediz'in babası olarak da daha çok tanınıyorsunuz. Aynen öyle. Geçen gün bir müzisyen bir arkadaşımın düğününe gittim. Evleniyordu. Eşi beni gördü. Aa, ben tanıyorum seni. Ediz'in babasısın sen. Ben korkuyorum. Ediz'in şöhreti, sizin şöhreti biraz sollayacak solladı, bu gidişle. Solladı yani. İşte evet, geçen gün yine bir alışveriş merkezinde geziyoruz falan. Bir efendi geldi falan. Özgün Bey dedi, yani kusura bakmayın Ediz artık sizden daha meşhur falan dedi. Sürekli artık bu şekilde konuşuyoruz. Peki, yani insanlarla. Ediz'den önce Down sendromuyla ilgili bir bilginiz, farkındalığınız var mıydı? Yani şimdi şöyle bir durum var. Bu maalesef ki böyle. Benim bir çok yakın bir ahbabımız, çok uzaktan bir akrabamızın oğlu da Down sendromlu olmasına rağmen, insanlar bu tip şeyleri görmezden gelmeye çalışıyor bence. Yani farkına varıyor ama irdelemiyor. Yani evet, böyle bir şey var ama... O sanki başkasının hayatının, evet, bir parçası, bizim, evet, hayatımızın bir parçası değil. Ve evet, öyle bir şey var. Ben Murat'ı çok severim, yani benim kardeşim gibidir o. Hı. Ama hani ona rağmen, tabii ki bir farklılık olduğunu, bir genetik bir durum olduğunu bilmeme rağmen açıp okumamışımdır mesela ne olduğunu. Ediz'in doğumundan sonra tabii bir sürü konferanslara katıldık. Pek çok doktorla tabii iletişim içindeyiz. Zaten Ediz'in genel gelişimiyle birlikte sürekli okuyoruz, öğreniyoruz ve birebir yaşıyoruz. Ama toplumun genel şeyini ben de yaşıyordum. Yani birazcık sanki görmezden gelme gibi bir durum vardı. Hı hı. Şimdi işte bunun olmamasına ben gayret Peki, gösteriyorum. Peki samimiyetle söylüyorum. Yani hı hı, o ilk an, onu öğrendiğiniz an, korkmuşsunuzdur tabii, mutlaka. Tabii ki. Yani, endişeye kapılmışsınızdır. İnsan tabii ki yani bilmediği şeyden korkuyor. Tabii. O yüzden bilseydik böyle bir şey olduğunu, hı hı, tabii ki korkmazdık yani. Fakat ne olacağını, ne yaşayacağımızı bilmiyorduk. Biz bunu ilk duyduğumuz zaman insanın aklına şu geliyor. Bu zaten genel olarak bütün bu haberi alan ailelerde bir şok olarak nitelendiriyor doktorlar. Ve bu 20 gün sürüyormuş. Bizde 20 dakika falan sürmedi bile yani. Biz kısa o bakımdan kısa sürdü. Evet. Yani tabii ilk duyunca insan sanki bu biz artık hayatımızın bundan sonraki kısmında sanki böyle bir ağır bir yük bizim omuzlarımızda olacak. Biz bu evlat sevgisini sanki yaşayamayacağız. Başka bir şey gibi düşündük. Ben ki, bir nevi hasta bir çocuk gibi siz de algıladınız aynen, bunu ilk etapta. Aynen ve tabii bu Ediz bize getirdikleri ana kadar sürdü. O gelince tabii bambaşka bir anda bir hal aldı dünya ve hayat. Yani Ediz böyle geldi, kucağımıza aldık falan. Çok garip bir duyguydu. Mesela Ediz bizdeyken hiç aklımızda öyle şeyler olmuyor. Hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Ediz gidiyor, bir de bir 10 gün kadar
kalbinde ufak bir işte bir problem vardı Ediz'in. Doğumundan sonra bir 10 gün kadar yoğun bakımda kaldı. O yüzden biz de hastanedeydik. Yani eve alıp da gelemedik Ediz'e. O öyle bir sıkıntımız da vardı. Sürekli yoğun bakımda gidiyoruz, görüyoruz. O yokken mesela Nida, eşim biraz daha tabii anne olmuş. Onun yaşadıkları çok çok daha farklı eminim ki. Ben anlayamam bunu. O mesela üzülüyor, ağlıyor. Ediz gelince bir anda dünyamız değişiyor. Ta ki Ediz'i aldık, evimize geldik tabii. Ondan sonra bambaşka şeyler oldu. Ailemiz bize tabii çok normal ve sıradan davrandı. Hani hiç kimse etrafımızdaki çok şanslıydık. Bu böyle. çok önemli bir şey. Normal davranmak önemli değil mi? Çünkü bizim yaptığımız toplum olarak en büyük hatalardan biri, bu engelliler için de böyle, farklı olan çocuklarımız için de böyle, maalesef onlara o farklılığı hissettiren biçimde bakıyoruz ve yaklaşıyoruz. Zor siz de sanıyorum bunun zorluğunu yaşıyorsunuz. Hayatı zorlaştıran bu. Yani bu tip çocuğu olan ya da farklı hayatlar yaşayan insanlara sorduğunuz vakit en büyük sıkıntı dışarıdaki insanlarla diyalog haline girdikleri zaman başlıyor. Siz normal davranılmasını bekliyorsunuz. Çünkü bizim için her şey son derece normal. Bu hayatta her şey normal. Kemal Bey, sizin sahneye koymakta olduğunuz ve 6 Kasım'da mı? 6 Kasım'da garajda başlıyoruz. Garajda başlayacak eski olan. Eski garaj İstanbul, gözlerin, yeni garaj. Evet. Ardında müzikali bir Down sendromlu bebeği olan annenin zorlu hayatını anlatıyor. Biraz önce siz de anlatıyor. Ancak sadece bu değil. Özgün'ün bilinen şarkıları, eser için yaptığı yeni şarkıları, aynı zamanda tiyatro gibi gelip canlı Özgün konseri de izleyecekler. Hepsi iç içe. Ben şunu merak ediyorum. Sizin Down sendromuyla bir tanışıklığınız var mıydı bu oyun? Ta o Romanya dönemine dönecek olursa. Down sendromuyla bir oğlum 6 aylıktı falan ben Romanya'da yönettiğim zaman oyunu. 6,5-7 ayında hamileliğim birdenbire doktor böyle telaş içinde Down sendromu riski çok fazla dedi. Alınacak zamanı geçmişti, doğacaktı. O dönem tabii Down sendromun ne olduğunu da bilmediğim için çok araştırdım. Çok tam onun üstüne bu metin gelince bana beni çok etkiledi. Evet. Çok etkiledi. Ve öyle bir tanışıklığım var. Evet. Romanya'da 20 sezondur diyorsunuz. 20 sezondur oynuyor. Evet. Tiyatrolar Bir söylemek istemiyorum böyle şeyleri ama tek kriter seyircidir. Seyircinin dışında başka hiçbir kriter yoktur. Yani biz de devlet tiyatrosundaki gibi canım istedi oyun kaldırdım. O bir şey dedi oyun kaldırdım. Oyuncu değişir, oyun yine devam eder. Asıl olan eserdir. Eserle seyircinin arasındaki ilişkidir tiyatroda. Avrupa'da bunu tabii çağdaş ileri yapıyorlar. Ve seyircisi bitmeden hiçbir oyun kalkmaz. Çünkü o yaratıcılığa değer verilir. Yaratıcılık para eder. Bizim ülkemizde ne yazık ki yaratıcılık para etmiyor. Mesela Suntay Demir'i soruyorlar. Kaç paraya çıktı bu oyun? Yaratıcılık ne olacak? İşin değil maliyet yani? Tarafındayız. Hayır, yaratıcılık ne olacak? Evet. O para etmiyor. Peki. Zorlu bir hayat o sahneye konan. Bu kadar zor olmadığını görüyorum size bakarak ama başkalarına baktığımız zaman çok zor yaşandığını bu durumun da görüyoruz. Mesela oyun nasıl, neyi anlatıyor, hangi zorluklar var? Vallahi ben size son cümlesini söyleyeyim oyunun. Hepimizin çekik gözleri, ablak yüzü var ama biz bunları saklayabiliyoruz. Şimdi işte bunu anlatıyor oyun. Bunu anlatıyor. Evet, orada da tabii şeyi görüyorsun yani bu durum nerede yaşanırsa yaşansın. Genel olarak zorluklar aynı. Yani ve zorlukları yaratan etrafımızdaki insanlar. Yani onların olaya bakış açısı, anneye, aileye söylemleri, durumu abartmaları aslında yardımcı olmak yerine ötekileştirmek. Ortada bir şey yok aslında. Büyük bir şey yok. Ama bazen ailelerde bile dağılmaya sebep olabiliyor. Daha önce ağırladığımız konuklarımız oldu. Bu sebeple mesela parçalanan aileler, böyle çocukların sorumluluğunu üstlenmek istemeyen özellikle maalesef babalar. Ve sanıyorum oyunda da benim kadının dramı... Benim çok tecrübem oldu bu konuda. Romanya'da yaparken ailelerle görüşmek istedim. İlk kez karşılaşıyordum. Romanya'daki Down sendromu dernekleriyle falan bir araya geldik.
Allah'ım hep anneler çocuklar, anneler çocuklar. Özgün aslında normalini yapıyor ama cesur gibi görünüyor. Aslında normal bir babanın da ilgilenmesi gerekir. Türkiye'de yapıyorum Ankara Devlet Tiyatrosu'nda. Yine aynı şekilde ailelerle görüşmek istiyorum. Sadece anneler ve çocuklar geliyor. Ben bir Down sendromlu çocuk babasıyla tanışamadım Romanya'da da. Ankara'da, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yaparken de. Özgün'le biz bu konuda çok yakın çalıştık. Biz zaten arkadaş olduğumuz için Nida'yla da, Nida'yla oyuncunun mesela bir araya gelmesi, Nida'nın özel duygularını konuşması çok önemliydi. Oyuncunun da onu hissedebilmesi için Nida da çok destekçi oyuncuya. Ben mesela burada tabii Ediz'in doğumundan sonra pek çok Down sendromlu çocuğu olan ailelerle tanıştık. Biz tabii Down Türkiye Derneği ile mesela ben ilk diyaloğa geçtim. Şimdi soracaktım böyle bir oluşumun içinde misiniz diye. Onlarla hem bir de güzel projeler de yapıyoruz hem de bize hemen onlar mesela Fulya Hanım vardır Down Türkiye Derneği'nde. Daha dizi çok küçüktü hemen kendileri evlerinde bir hafta sonu böyle bir toplantı yapıyorlardı. Biz de davet ettiler işte yemek böyle bir muhabbet sohbet. Orada mesela çok ben iyi aileler gördüm. İyi babalar vardı. Çok durumla ilgili aileler vardı. Ama bunlar tabii hep birazcık eğitimle alakalı. Buradaki benim gördüğüm aileler eğitimli aileler, aydın anneler, babalar. Daha bilinçli. Bilinçliler. Derneklerin yönlendirdiği olayın içinde olan. O yüzden çocuklarının durumları da çok çok iyi. Evet. Bu çok önemli. Şimdi ben yurt dışına bakıyorum. Özellikle Instagram'dan takip ettiğim yabancı çocuklar var. İnanamazsınız. Yani neler yaptığına inanamazsınız. Mesela çok iyi bir oyuncu var. Oyunculuk yapan Pablo isimli yanılmıyorsam. Mesela o ilk üniversite bitiren Down sendromlu kişi vasfını da taşıyor üzerinde. Çok filmleri var mutlaka da izlenmesi gerekiyor. O mesela anlatıyor durumu. Yani diyor bu şey genetik bir durum bu diyor. Hani hasta değiliz biz diyor. Saçının sarı olması gibi bir şey. Benim Down sendromlu olmam diyor. Ama bir gün karşıdan karşıya. Down sendromlu bir çocuğu bu aşamalara getirebilmek için destek çok önemli, çok değil önemli mi? Yani, ailenin o bilinç orada çok devreye giriyor. Ben onu hemen söyleyeyim. Ediz işte biz 2 aylık itibariyle özel eğitimlere götürüyoruz Ediz'i. İşte dil terapisi var, normal özel eğitimler. Tabii iki aylıkken götürdük. Bize ilk onu dediler, hemen götürün. İşte günde o zaman haftada işte 2-4 saat falan eğitim oluyordu. Şimdi birazcık da arttı. 5 gün gidiyoruz eğitimlere. İşte 2'şer saatten falan gibi böyle bir şey var. Dediler ki bu böyle ama yurt dışına ne kadar biliyor musunuz? Haftada 40 saat dediler bu çocukların eğitimi. O yüzden bunların baleye gidiyorlar, dansa gidiyorlar, yüzmeye gidiyorlar, spora gidiyorlar, normal okullarına gidiyorlar. Tek olay eğitim. Yani biz normal dediğimiz 46 kromozomlu bir çocuğu da alıp toplumdan soyutlayıp okula göndermezsek, farklı sınıflarda eğitim aldırmaya kalkarsak, bunları sosyal ortamlara sokmazsak, itelersek, ötelersek zaten o çocuk toplum içine giremiyor. Bu aynı. Biz de bu biraz daha geriden geliyoruz. O yüzden ekstra bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Sadece aileler değil toplumun tabii ki bilinçli mutlaka olması gerekiyor. Yoksa aile istediği kadar çırpınsın toplum bunu. Doğru söylüyorsunuz. Özgün anlattığı gibi normal bir şey olduğunu bilmezse toplum, aile ne yapsın? Toplumun bilmesi lazım. Konuyu biraz burada böyle söz kısmını kesip müzikle tabii ki bir ara verelim. Tabii. Ondan sonra sohbet etmeye devam edelim, olur mu? Tabii ki. Hazır Özgün'ü yakalamışız. Tabii ki. Birazcık güzel, o güzel, güzel sesi duyalım yani. Tabii ki söyleyelim. Dün kadar değil, her soluk aldığımda acıyor canım. Yine sabahladım, gördüm güneşi. 24 saat daha azaldı acım. Ben sana cenneti vaat etmedim ki, sen benden neler neler bekledin. Ben seni nefretle yad etmedim ki, hep sevdim, bırak boş ver gitsin. Gelmiyor musun bu mevsim, bir daha da istemem git. Bak
beklemem git. Ben yanıp yanıp sönmüşüm. Hiç umrun olmasın bas git. Canım yine sabahladım, gördüm güneşi, 24 saat daha azaldı acım. Ben sana cenneti vaat etmedim ki, sen benden neler neler bekledin. Ben seni nefretle yad etmedim ki, hep sevdim. Bırak boş ver gitsin. Gelmiyor musun bu mevsim? Bir daha da istemem git. Bak hayal misin? Bitmişsin. Hiç beni düşünme git. Gelmiyor musun bu mevsim? Bir daha da beklemem git. Ben yanıp yanıp sönmüşüm. Hiç umrun olmasın bas git. Gelmiyor musun bu mevsim? Bir daha da beklemem. Çok teşekkürler. Harika teşekkür bir şarkı bu. Buray'ın şarkısı, Buray'ın şarkısı değil mi? Buray'la, evet. Buray'la Gözde'ye, Gözde Ançeli'ye ait bir şarkı. Bir önceki benim single şarkımda çok güzel bir şarkı. Bundan gerçekten. Sonra bir single daha çıktı. Evet çıktı. O da benim yıllardır bana sözlerini, bestelerini veren, benimle paylaşan, evet. Aynı zamanda aranjmanlarını yapan bu şarkıların dostum, müzisyen arkadaşım Onur Koç'un bir projesi bu. Evet. 6 Kasım dedik. 6 Kasım'a az kaldı. Evet. Nedir son hazırlıklar? Şimdi tabii bir tek Gözlerin Ardında yok bizde. Başka? 8 eserle giriyoruz. Sezon ne zaman başlıyor Kemal Bey? Sezon 22 Eylül'de Kamil'le başlıyor. Hı hı. Kültür Bakanlığı destekli bir oyunumuz. Evet. Ünlü Kamil Claudel'le kadın haklarının konu edildiği bir oyun. Borusan Oto Dolmabahçe bizim ana destekçimiz. Borusan Oto Dolmabahçe sahnede bizim salonumuz. Hı hı. Borusan Oto Dolmabahçe sahnede Kamil'le sezona başlıyoruz. Sonra Çocuk İstiyorum'un provalarındayız. Hı hı. Çiçek Dilligil, Bekir Aksoy, ben oynuyoruz. Bize Defne Bölükbaşıoğlu eşlik ediyor. Sezonun önemli komedilerinden biri olması için çalışıyoruz. O da 12 Ekim'de Borusan Oto Dolmabahçe sahnede başlıyor. Başlıyor. Yine. 4 aylık programımız bir ay önce satışa sunuldu. Evet. Biletix'te, web sitemizde, tiyatrokeyfi.com.tr'de. Şimdi ben size özel tiyatro olarak yeni sezona başlarken neler hissediyorsunuz, nedir zorluklarınız diyeceğim. Siz diyeceksiniz ki bana zaman yetmez. Çok kısa. Aynı şekilde nasıl demin Down sendromundan bahsettik, toplumun kimi şeyleri bilmesi gerekir. Özel tiyatrolar bizim yasalarımız gereği bakkal gibi vergi öder. Hı hı. Çok ağır masraflar vardır üstünde. Bizim ülkemizde çok fazla salonda yoktur. Evet. Yani ödenekli tiyatroların en büyük şansı vergiden muaftırlar. Onlara halk, yani siz, ben, Özgün, biz para veririz. Onlar tiyatro yapmaya çalışır. İnşallah tiyatro yaparlar diye dua ederiz. Oysa biz kalpten, kendimizden de vererek tiyatro yaparız. Yani aslında ülkede tiyatronun motoru özel tiyatrolardır. Hı-hı. Tiyatro özel tiyatrolarda yapılabiliyor özgürce, rahatça, dilediğiniz gibi. Burada bilgili insanlara ihtiyacınız var. Gerçekten iyi tiyatro yapabilecek. Biz Tanrı'ya şükür çok çok önemli
oyuncularla, ülkenin en iyi tasarımcılarıyla çalışabiliyoruz. Onları kombine ediyoruz gençlerle. Güçlüklerimiz çok ama bunu tiyatro yapma isteğiyle, tutkuyla aşıyoruz. Tabii üstümüzde çok vergi yükü olduğu için devlet tiyatrosu gibi 10 liraya bilet satamıyoruz. Ancak devlet tiyatrosunu halk önce trilyonları ödenek olarak veriyor. Ondan sonra üstüne bir de bilet veriyor. Aslında iki kere veriyor. Özel tiyatro bileti iddia ediyorum ki devlet tiyatrosu biletinden bu anlamda çok daha ucuz. Peki, oyunculuk kariyeri devam edecek mi? Son sorumu da Özgün size bu olsun. Tabii şimdi bu oyunla birlikte Kemal abi biraz çalıştıracak beni. Estağfurullah. Güzel estağfurullah. Bir zaten teklif, hani bütün şeyler de geliyor hocam. Konuşuluyor. Bakalım yani güzel olur diye düşünüyorum. Bir hani dizim olur artık, bir sinema filmim olur ya da bu tiyatro mu? Ha, tiyatro tabii çok başka bir olay. Bu böyle ben kıyısından köşesinden bu işin hani böyle içine yanaşıyorum ama olsun tabii isterim kariyerimin içinde. Peki yolunuz açık olsun. Küçük bir şey söyleyebilir miyim? Bütün dünyada devlete bırakılmaz sanata destek. Özel kuruluşlar her zaman sanatın yanındadır. Sadece tiyatro değil. Ne yazık ki destekçi çok çok az bulabiliyoruz. Büyük fedakarlıklarla yapılıyor tiyatro. Evet. Bugün ben tiyatro yapmasam çok daha refah içinde yaşayan bir insan olarak hayatımı sürdürebilirim. Ancak mesleğim, ana mesleğim. Tiyatrodan kopamam, hayatım boyunca yapacağım. Tiyatro sadece gerçeği söyler, insanı anlatır, ayna tutar topluma. Bunun için her zaman tiyatroya ihtiyacımız var. Bunun için tiyatroya hepimizin, benim de ihtiyacım var bir vatandaş olarak. Özel sektörün biraz daha gözünü açması lazım. Hangisi tiyatrodur, hangisi toplum için yararlıdır, hangisi benim için yararlıdır? Bunları düşünüp biraz daha bunun gözü açması gerekir. Bunun da altını çizmiş olalım. Çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Her anlamda açık olsun. Hem gözlerin ardında da açık olsun. Hem diğer oyunlarda, sizin dizinizde, Özgün ederim. Müzik'te güzel şarkılar ve güzel bir albüm bekliyoruz. İnşallah. Ve o güzel sesinizle de veda edelim seyircilerimize tabii. İstiyoruz. Tabii. Sevgili seyirciler, haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Esen kalın efendim. Üzgünüm, haklısın, geç oldu. Aslında ben de çok yazmak istedim. Bugün yoğun, yarın boşum derken bir de baktım bugün 7 yıl olmuş. Acaba neler yaptın, nasıl geçti? Evlendin mi, çoluk çocuk mesela? Taşındın mı, değişti mi adresin? Değiştiyse neredesin şu anda? Kim bilir, belki de sormaya çekindim. Her şey güzel hikayende. Belki de bu yüzden, sırf bu yüzden yazmadım bunca sene. Yıllar sonra, yıllar sonra merakımdan geldim yine, dolaştım. Ayvalık yollarında üzgünüm, haklısın, geç oldum. Aslında ben de çok yazmak istedim. Bugün yoğun, yarın boşum derken bir de baktım bugün 7 yıl olmuş.